belediyemizin yapmış olduğu sıcak asfalt çalışmalarını belediye başkan yardımcımızla, birim amirlerimizle, mahalle muhtarlarımızla beraber inceliyoruz. Asfalt çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Yüksekova ilçemiz tarihi itibarıyla son derece köklü, güçlü bir tarihe sahip. İşte Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıldan itibaren de ilçe olarak yoluna devam ediyor. Sürekli bir yatırım ve hizmet hamlesi içerisinde, sürekli bir çalışma içerisinde. Bugün baktığımız zaman 10 mahallemiz, 70 bin nüfusumuz var belediye olarak ve tüm mahallelerimizde ilçemizin her metrekaresinde farklı bir çalışma yürütülüyor. O anlamda baktığımız zaman Avrupa Birliği projesi olan atık su arıtma tesisimiz yaklaşık 10 milyon proje maliyetiyle yapımı devam ediyor Vezirli köyümüzde. İşte Dilimli Barajımızın yapımını tamamladık. İçme suyu arıtmamız yapılıyor, geçici kabulleri yapılıyor. Sonrasında yüksek ovamızın ova kısmının sulanması için DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yatırım programına alındı. Sulama projesi yapılacak. Onun haricinde baktığımız zaman kardeş belediyemiz Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılan Mevlana Parkımız var. 6,5 milyon bedelli bir yatırım. Onun inşaatı devam ediyor. Yine Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından Spor Toto destekleriyle spor kompleksimizin inşaatı devam ediyor. Onun da toplam yatırım tutarı yaklaşık 8 milyon. Yine ilçe merkezimizde kent meydanı dediğimiz 6 dönümlük bir alanda 5 milyon 200 bin artı KDV tutarıyla bir park inşaatımız devam ediyor. Aynı şekilde Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından ilçemizin İpek Yolu Caddesi'nin 4 kilometre uzunluğundaki kaldırımların çalışması devam ediyor. Yine baktığımız zaman işte Milli Eğitim Bakanlığımız, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz yaklaşık 10 tane okul, bunlardan 4 tanesi yeni yapılan okullar, 3'ü hizmete alındı. Bir tanesinin inşaatı devam ediyor. Aynı şekilde 6 tane okulumuzda da 24 derslikli, 16 derslikli büyük okullarımızda da güçlendirme ve büyük onarım çalışmaları yapılıyor. Sadece Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu yatırımlar, bu çalışmalar 120 milyon TL'lik yatırım ve çalışma. Onun haricinde diğer kurumlarımızın yatırım ve hizmetleri son sürat devam ediyor. Proje aşamasında olanlar var, işte ihale aşamasında olanlar var, bunlar var. İşte bu yatırım ve hizmetleri hızlı bir şekilde tamamlayabilmenin, yenilerini başlatabilmenin mücadelesini veriyoruz. O anlamda baktığımız zaman Yüksekova Belediye'mizin de çok önemli hizmet ve yatırımları var. İşte yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon altyapımızı yeniledik. 3 milyonu bulan bir yatırım. İşte yapılmamış, eksik olan kaldırımlarımızın yapılması için yine yapmış olduğumuz bir ihale vardı. O kapsamdaki çalışmalarımız devam ediyor. İşte bugün birim amirlerimizle, başkan yardımcımızla, birim amirlerimizle, muhtarlarımızla beraber az önce belediyemiz tarafından yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Bitmiş olanları inceledik. Burada asfalt çalışmamız devam ediyor. Toplamda iş artışıyla beraber 15 kilometreyi bulan sıcak asfalt çalışmasını yapıyoruz. Kış şartları gelmeden de tamamlamayı, bitirmeyi ümit ediyoruz. Bu 15 kilometrenin yaklaşık 40 milyon TL tutarında bir yatırım maliyeti var. İnşallah yatırımlarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ama şunu biliyoruz, yapılması gereken eksik kalan yollarımız da var. İnşallah onları da mevsim şartları el verdiği ölçüde, oradaki çalışmalarımızı da projelendirip işte devam ettireceğiz. İnşallah mevsim şartları çalışmamıza el verir. Şartlar el verdiği ölçüde biz her günü, her saati
dolu dolu değerlendirip Yüksekova'mızın altyapısını, altyapı sorunlarını gidermenin, tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu çalışmalarımız, hizmetlerimiz ara vermeden devam edecek. Ben Yüksekovalı çok kıymetli hemşerilerimize bu çalışmalardan dolayı, tabii çalışmalar devam ederken toz toprak oluyor, çevreye, trafiğe sıkıntılar çıkabiliyor. Elimizden gelen tedbirlerimizi biz, karayollarımız, işte ilçe emniyet müdürlüğümüz, müteahhitlerimiz almaya çalışıyor ama çalışmalardan dolayı vatandaşlarımıza, mahalle sakinlerimize vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı ben tekrar bu vesileyle özür diliyorum. İnşallah tüm işlerimizi, tüm yatırımlarımızı hızlandırıp imkanlar el verdiği ölçüde hızlı bir şekilde bitirmeye gayret edeceğiz. Yüksekovalı hemşerilerimize bu vesileyle belediyemiz adına, tüm kamu kurumlarımız adına selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Bizlere olan dualarını esirgemesinler. Amacımız, niyetimiz bu. Vatandaşımızın işte hayır duasını alabilmek, vatandaşımızın yüzünü güldürebilmek. O anlamda çalışmalarımıza, hizmetlerimize devam ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.